Yavaş ya doktor, yavaş ya. Kaburga kemiğiniz çatlamış. Ani hareketler yapmayın. Özellikle öksürürken. Ama nefes alıp verirken bile ağrınız olacaktır. Yapabileceğimiz bir şey yok. Zamanla iyileşecek. İstirahat etmeniz lazım. Of. Tamam tamam, baba lokumu doktor, tamam ya. 72'lik kurşun. 1200 metre sağlam menzili var. Normal çelik yeledeler bu. Şansım varmış. Ya balistik uzmanı gibisin ha. Bırak şansı mansı. Sen zamanlamadan bahset. Zamanlamadan da. Eyvallah. Tespih için sağ ol. Abi şimdi bu mermiyi niye yedik? Dur. Doktor tamam, sağ ol. Rica ederim. Eline sağlık. Geçmiş olsun. Ne? Biz burada boşu boşuna mı duruyoruz abi? Dışarıda bir kumpas olduğunu biliyorsun. Çelik yelek yiyip bizi Derya Hanım'ın peşine salıyorsun. Haber verseydin kurşun sıkan biz olurduk. Oğlum, kurşun sıkacak olsak bugüne kadar niye bekleyelim? Ha? İşte senin aklının almadığı o siyaset karşı tarafa kurşun sıktırdı, bize çelik yelek giydirdi. Hem biz canımızdan olmadık, hem de Şevko... Şevko iti savaşı başlatmış oldu. Çekil bakayım, çekil. Emmi'nin kanı da yerde kalmadı. Davası da yerde kalmadı. Kanlıca'daki arsaların tapuları. Sen bu tapuları Şevko'dan aldıktan sonra elindeki tespihi düşürmeseydin bile canımız da sana helaldi, kanımız da sana helaldi. Jump! Oy! Oy! Jump olan bir süre sarılmasak iyi olacak galiba.